Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight güncelleme videosundan hepinize selamlar. Burada gördüğünüz gibi yeni içerik diyerek alt kısımları tamamen İngilizce paylaşan bir Dead by Daylight yönetimi görüyoruz. Fakat merak etmeyin, hepsini sizler için Türkçe'ye çevirdik. Gördüğünüz gibi birkaç önemli yenilik var. Şimdi gençler, ilk değişikliğimiz Leatherface. Leatherface'in testlerine bildiğiniz yük mantığı geldi. O da şöyle, yamyam mücadeleye 3 yükle başlar. Yani Nurse'un bilinki gibi düşünün, 3 kere ışınlanabiliyorsunuz gibi düşünün. Yine sağ tıka basit olarak testlerinizi çalıştırıp bir kurbana isabet ettirdiğinizde onu direkt yere serebiliyorsunuz. Burada bir değişiklik yok. Fakat diyelim testlerinizi kullandınız, bitirdiniz bütün yüklerini. Tekrar testereyi kullanılabilir hale getirmek için cooldown süresi beklemeniz gerekiyor. Aynı zamanda testereyi kullanırkenki hareket hızınız 5.06'dan 5.29'a çıkmış. Şimdi gelelim Leatherface'in yeni eklenen 3 addon'una. İlk addon'u pembe bir addon. Elektrikli testereyle bir kurbana vurmak yüklerini yeniler. Dediğim gibi elektrikli testereyle birini düşürürseniz yükleriniz otomatik olarak yenileniyor. Yani beklemeniz gereken süre olmamış oluyor. Daha hızlı bir şekilde tekrardan ikinci testlerinizi çalıştırabiliyorsunuz. Bir diğer yeni eklenen addon'u eğleme masterı. Yük sayısını arttırır. Dediğim gibi maça 3 yükle başlıyordunuz. Sanırım bunu 4 ya da 5 yapıyordur işte. Başlama süresini biraz arttırır. Elektrikli testere süpürme saldırısının azami hızını biraz azaltır. Yeni eklenen son addon'u ise sanayi yağı. Dehşet alanının içinde başka bir kurban yokken elektrikli testereyle bir kurbanı yere düşürmek, düşürülen kurbanın haresini 20 saniyeliğine gizler. Yani siz birini kovalıyorsunuz ve kalp atışınız menzilinde başka hiç kimse yok. O kovaladığınız kişiyi testereyle yere düşürürseniz 20 saniye boyunca bu kurbanı göremiyorlar arkadaşlar, kırmızı bir şekilde. Hani arkadaşınız yere düştüğünde görüyorsunuz ya, recover pozisyonundayken nerede diye gidip ona göre kaldırıyorsunuz falan. İşte görmüyorlar. Bu da size slug yapma olanağı sağlıyor. Şimdi arkadaşlar, Leatherface'deki perk değişikliklerine gelelim. İlk değişen perk Franklin'in sonu. Düşen eşya yere çarptığında hasar alır ve taban yüklerinin %90 kadarını kaybeder diye gelmiş buraya. Fakat Dead by Daylight'ın orijinal sitesinde çok daha farklı bir olayı var. Sanırım buraya yanlış gelmiş, bilmiyorum. Asıl doğru olan ise şu, Salt ile bir Survivor'a vurduğunuzda elinizdeki item'ı yere düşüyor o Survivor'ın. Ve perkünüzün seviyesine göre 120, 100 veya 90 saniye içerisinde eğer o Survivor item'i almazsa yerden, o item tamamen yok oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda bir kurbana vurduktan sonra düşürdüğünüz item'ı, o item'ın 32 metre yakınındayken onu beyaz bir şekilde görüyorsunuz. Eğer o beyaz olarak gördüğünüz item bir süre sonra kırmızıya dönüşürse, yani süresi bittikten sonra kırmızı olursa, tamamen yok olmuş demektir. Bunu da buradan anlayabiliyorsunuz. Zaten uygulamalı bir şekilde de göstereceğiz. Bir diğer perk değişikliği ise, yine en ileri seviyesi olduğu için ona göre anlatıyorum. Normal saldırınızla birini yere düşürdüğünüzde, o kişinin haresi 16 metre dışarıdaki diğer kurbanlara gözükmez. Yani yerdeki kişiyi görmeleri için o kişiye 16 metre veya daha yakın bir mesafede yaklaşmaları lazım. Aynı zamanda yere düşürdüğünüz kurbanlar 15 saniyeliğine %50 daha yavaş sürünür. Evet arkadaşlar, şimdi Leatherface'e yük arttıran addon koydum ve 3'ten 4 yaptı yükümüzü. Bakalım yük mantığı nasılmış. Testlerinizi yine yarıya kadar falan getirip kullanmayıp bırakabiliyorsunuz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Fulllediğinizde ise otomatik olarak başlıyor. Fullleyip elinizde bekletemiyorsunuz. Ve ilk yükünüz bitti gördüğünüz gibi. Yani fullleyip kanca başında bekleyemiyorsunuz. Leatherface Camp'ini zorlaştırmışlar yani. Biliyorsunuz ki Leatherface Camp'den adam almak imkansızdı. Nerflemişler diyebiliriz. Şimdi tekrar deneyeceğim. Kullandıkça buradaki yükünüz azalıyor arkadaşlar. 4 yaptığımız için 4 kere kullanma hakkımız var. 4 yükümüz var yani. Şimdi hepsini bitireceğim yüklerin. Ve çok da uzun değil açıkçası kullanım süresi. Son yükümü de bitiriyorum. Ve gördüğünüz gibi son yüküm de bitti. Şimdi tekrardan 2,5-3 saniye boyunca yükümün dolmasını bekliyorum. Aynı Nurse'un ışınlanması gibi. Gördüğünüz gibi solda yüklerim doluyor. Hilbin'inkine göre biraz daha hızlı doluyor fakat kullanımı birazcık az. Gördüğünüz gibi eski Leatherface gücü kadar değil yani, çok uzun süre saymıyor. Ta dibine kadar girmeniz gerekiyor o kişinin. Şimdi önce bir Franklin'i deneyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beyaz bir şekilde düşürdüğüm item yanıyor 30 metre içerisinde olduğum için. Ve eğer 90 saniye içerisinde alınmazsa, şu an perk'üm son seviye olduğu için 90 saniye içinde bu item alınmazsa kırmızı yanacak ve item yok olmuş olacak. Yani tamamen kullanılmış olacak. Bir şey diyeceğim. Sağ aşağıda da benim bir tane kırmızı şey çıktı. Bu doluyor o süre. Kırmızı bir şekilde. Almazsam gideceği söylüyor. Ha okey, tamam. Sana da bildirimi geliyor. SS alabileceğim mi onu? Aldım şimdi. Tamam. SS al bana, at onu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar beyazdan kırmızıya döndü yanan şey ve item tamamen kullanılmış hale geldi. Bende daha süre bitmedi. Bekliyorum bir dakika. Tamam, şimdi süre bitti. Aa, yok oldu. Oha. Gözümün önünde eridi gitti valla.
Evet arkadaşlar, şimdi knockout perkünü, süründürür perkü müydü neydi Türkçesi, öyle bir şeydi, onu deneyeceğiz. %50 yavaş hareket ediyor yerdeyken ve sanırım hani ekranı falan karanlıklaşıyormuş. Ali zaten SS atar. Sürün bakalım, sürünme hızın nasıl? Oo. Şöyle sağ aşağıda yine efekt çıktı, onu da şey yaptım. Ama yavaş yani, yavaş oldu açıkça belli. Yani, ha şimdi hızlandı bak, tam şimdiden belli oldu zaten, 15 saniyede yavaştı. Şimdi aynen, normal hızına döndü, gördüğünüz gibi normal hızı bu. Şimdi arkadaşlar, yeni gelen addon olarak taktığım pembe addon da şu işe yarıyor. Testereyle bir kurban düşürmek yüklerimi fulllememe sebep oluyor. Şimdi önce bir yüklerimi harcayayım. Şimdi son yükümle de gördüğünüz gibi yüklerimi fullledi arkadaşlar. Tekrardan 4'e çıkardı. Şöyle size muhteşem yürüme animasyonumu ve kunduralarımı da göstereyim gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, Leatherface'in değişiklikleri bu şekildeydi. Şimdi yine bir diğer testereli katilimiz Hillbilly'e geçiyoruz. Onda da önemli değişiklikler var. Şimdi gördüğünüz gibi ilk önce özelliği değişti. Tüm elektrikli testere eylemleri, yani işte elektrikli testereyi başlatmanız, motorunu çalıştırmanız, elektrikli testereyle jen dolaşımı hani depar, yani elektrikli testereyi çalıştırdığınız her an sol alttaki sayacın ısınmasına sebep oluyor. O sol alttaki sayaç ısındığında, yani fullendiğinde elektrikli testereniz soğuyana kadar kullanılamaz hale geliyor. Yani yine bir bekleme süresi giriyor. Arka arkaya testere kullanamıyorsunuz yani sayacınız ısındıysa. Fakat diyelim ki bir depar halindesiniz. Yani işte sağdaki jenden başladınız, map'in ta diğer ucuna kadar testerinizi kullandınız ve hiçbir yere çarpmadan gerçekleştirdiniz bunu. Eğer o esnada ısı kapasitesini fullediyseniz bir anda testeriniz yarıda kesilmiyor, kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Fakat işte kullanmayı bıraktığınızda, herhangi bir kurbanı yere düşürdüğünüzde veya bir yere çarptığınızda bu ısınma efekti devreye giriyor ve tekrardan beklemeniz gereken süreyi beklemek zorunda oluyorsunuz. Yani testereyi kullanırken ısı sayacı fullendiğinde bir an çat diye elinizden almıyor testereyi. En son maddede de elektrikli testereyi kullanmıyorken ısınma sayacı azalıyor işte, yani tekrar kullanılabilir hale getiriyor testereyi. Gelelim Hillbilly'e eklenen yeni addonlara. İlk addonumuz babanın botları. Elektrikli testere deparını kullanırken idare becerisini orta seviyede arttırır. Yani testereyi biraz daha rahat kontrol edebileceksiniz. Bir diğer addonumuz pis eldivenler. Elektrikli testere çalıştırıldığında ortaya çıkan ısı miktarını orta seviyede azaltır. Yani testereniz biraz daha geç ısınacak. Daha fazla kullanabileceksiniz testlerinize. Son addon'u ise gerçekten çok şaşırttı beni. İlginç bir addon. Lopro zincir. Bir palet kırdıktan sonra elektrikli testere deparına devam etmeni sağlar. Yani testere kullanıp paleti kırdıktan sonra bir saniyeni falan stun animasyonuna giriyor diye Hillbilly. İşte bu animasyona girmeyeceksiniz. Paletin içinden geçip gideceksiniz gibi düşünebilirsiniz. Fakat bu addon'u taktığınızda testereyle vurduğunuz kurbanlar direkt olarak yere düşmeyecekler. Hasar almış olacaklar, yani yaralı duruma geçecekler. Hani sanki sol tıkla vurmuşsunuz gibi. Öyle bir moda geçecekler. Şimdi gelelim Hillbilly'nin bir perk değişikliğine. Light Burn, yani ışığa alışkın perk'ü. Çok OP hale getirmişler. Yani inanılmaz bir değişiklik yapmışlar. Bu perk'ü kullandığınızda çok zor kör oluyordunuz yani. Hani oluyordunuz ama çok zor oluyordunuz. Şimdi şöyle bir şey yapmışlar. El fenerleri ve maytaplarının neden olduğu körlükten etkilenmezsin. Yani sizi hiçbir şekilde kör edemiyorlar arkadaşlar. Hiçbir şekilde işte kör olma ve flash seviyeme ihtimaliniz yok. Bunun yanı sıra seni kör etmeye çalışan kurbanların haresi 10 saniyeliğine görünür olur. Yani biri size fener tuttuğunda veya çatapat attığında 10 saniye boyunca o kurbanların haresini kırmızı bir şekilde voley gibi görebiliyorsunuz. Gelelim Hillbilly'nin bir diğer perk değişikliğine. Jeneratör tamiri %70 oranına ulaştığında yüksek sesli bir bildirim alırsın. Yani sanki o jeneratörü patlatmışlar gibi bir bildirim alırsınız. Yani hangi jeneratörün %70 olduğunu anlarsınız arkadaşlar. Ardından bununla da kalmayıp 16 saniyeliğine tespit edilemez durum etkisi kazanırsınız. Yani 16 saniye boyunca sizin kalp atış sesinizi duyamazlar ve kızıl lekenizi, yani kırmızı ışığınızı göremezler. Bir nevi Ghostface'e dönüşüyorsunuz yani 16 saniye boyunca. Evet, şimdi uygulamalı bir şekilde yeni gelen özelliklerimizi göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım testeresi nasıl ısınıyormuş. Gördüğünüz gibi her bir testere hareketinizde, testereli katil kullandığım için sesimi bastırmaması için biraz oyunun sesini kıstım. Gördüğünüz gibi her testere hareketinizde, hani çalıştırmanız bile yeterli, kullanmanıza bile gerek yok. Gördüğünüz gibi soldaki bar doluyor. Burası fullendiği zaman bir ısınma süresine giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu gösterelim. Mesela fullleyelim bir orayı. Kullanıyorum şu an testeremi. Yandı gördüğünüz gibi. Hillbilly'nin sesini duymuşsunuzdur. Testere cayır cuyur şu an. Fullenmesini bir bekleyelim. Ve fullendi gördüğünüz gibi. Oradaki beyaz bar bitene kadar testerinizi kullanamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi sağ tıkla testere kullanma aktif değil. Oradaki beyaz barın bitmesini bekliyoruz. Yaklaşık 10 saniye bir süre gibi testereyi kullanamıyorsunuz. Testereyle depar atmaktan çok bu böyle açıp kapatmak gördüğünüz gibi daha fazla şarjıyor arkadaşlar. Ve testerinizi fullledikten sonra
Gördüğünüz gibi orası dolduğu zaman kullanmaya yine devam edebiliyorsunuz. Şu an ısındı fakat kullanabiliyorum. Bıraktıktan sonra yine o ısınma efekti giriyor ve orası bitene kadar testereyi kullanamıyorum. Böylece kanca başında durup testereyi fullleyip çalıştırıp bırakıp çalıştırıp bırakıp sizi campleyemeyecek hillbilly. Yani jen yapıyorlar gerizekalı bunlar. Şimdi Lightburn deneyeceğiz. Hiçbir şekilde kör olmayacağım. Merhabalar. Bir kör etmeyi deneyebilir miyiz? Önce bir Ali sen tamam. Yap. Full tut tamam mı gözümü? Dümdüz duruyorum. Tamamdır. Hiç umurumda bile olmadı. Daralıyor son derece. Yok hiçbir türlü kör olmuyorum. Tamam şimdi arabaların arkasına gitsene bir. Hemen arabaların arkasına git. Haren'i görüyorum. Gördüğü gibi bana fener tuttuğu için Haren'sini görüyorum. Gelin bir ikiniz aynı anda kör etmeyi deneyin. 1-2-3 double blind. Double blind. 3-2-1 hop. No. İkiniz arabanın arkasına gidin şimdi. Hiçbir türlü önüm bile beyazlanmıyor kanka. Gördüğünüz gibi ikisini de oğlum, görebiliyorum. OP. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz pembe yedon zaten anlatmıştım. Bunu taktım ve testere ile paletlerin içinden geçip yolunuza devam edebiliyorsunuz. Bakalım gerçekten de öyle bir şey miymiş? Gördüğünüz gibi paleti kırdım ve yoluma devam ettim. Normalde orada stun animasyonu girmesi gerekirdi fakat testereyle tek atamadım. Testereyle tek atması gerekirken yaraladı. Paletin içinden geçip gördüğünüz gibi herhangi bir stun animasyonu girmeden yoluma bu şekilde paleti de kırıp devam edebiliyorum. Bilmiyorum artık kiminize göre OP bir addon'dur, kiminize göre işe yaramaz bir addon'dur. Full bir şekilde duruyor şu an Ali. Testereyi tutturdum ama yaralandı. Yere düşmedi. Normalde testere kullandığımızda yere düşmesi gerekiyor biliyorsunuz ki. Bu addon'u taktığınızda işte testerenin işlevini bayağı bir azaltmış oluyorsunuz ama paletleri de kırıp içinden geçmek de fena değil açıkçası. Evet, bir diğer testereli karakterimizin değişimleri de bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi çok minik değişiklikler var. Onları da anlatacağım. Yapımcılar şunu iddia ediyor arkadaşlar. Serverları iyileştiriyorlarmış. Hani pencereden atladıktan sonra 2-3 adım atıp sonradan hasar falan alıyorduk ya bazı durumlarda. İşte bu konuya bir çözüm getirdiklerini beyan ediyorlar. Umarım öyledir. Aynı zamanda serverlar 30 Hz'den 60 Hz'e çıkarılmış. Tabii ki bu bizim için güzel bir olay. Aynı zamanda kod girme sistemi gelmişti Dead by Daylight'ta. İşte ne bileyim Blood Points gibi veya bir kod girip kıyafet kazanma gibi hani çekiliş mi yaparlar artık bilmiyorum. Yayıncılara falan mı dağıtırlar bilmiyorum ama bir promo kod sistemi gelmiş. Her ne kadar aşırı önemli olmasa da sonuçta bir yenilik olduğu için anlatmak istedim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yeni gelen güncelleme ile ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu test sürüme gelmiş bir güncellemedir. Oyuna çıkarken belki bazı değişiklikler olabilir. Fakat şu an için gelmesi planlanan şeyler bu şekilde. Benim oyunuma neden güncelleme gelmedi falan demeyin. Bunu her videoda hatırlatıyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.